Evet, kusura bakmayın, yayını kapattık. Misafirimiz geldi. Gelen araç 2006 211 kasa. 211 kasa, alüminyum kaporta, bagaj kapağından hasarlı. Onu düzelteceğiz. Pazartesi getirecek. Evet, ne dedik? Yıl 2019. Ruhumuz 1970 dedik, değil mi? Ha, biz 1970'te başlamadık mesleği de. O dönemleri canlandırıyoruz. O dönemlere ayak uyduruyoruz. E, 2019'da yani yeni nesile ayak uyduramadık. Biraz önce yayını kestim. 211 kasa geldi. Alüminyum bagaj. Arkadan hasarlı. Düzeltir miyiz? Düzeltiriz. Bakın, düzeltiriz diyorum. Demiyorum ki ya bu alüminyum şöyle olur böyle. Düzeltiriz kardeşim. Düzeltiriz. Düzeltmesen ne yapacaksın? Yenisini alacaksın. Dünyanın parası. Nereden gelecek? Dışarıdan gelecek. Avrupa'dan gelecek. O yüzdendir ki arkadaşlar, ilk videoda da bahsettiğim gibi ayak uyduramıyorum. Ben problemim bu. Sıkıntım bu. Ayak uyduramıyorum. Şimdi bir paylaşım yapıyorsun. Mesela çekici atmışsın, düzeltmişsin, işte jilet gibi yapmışsın. Pat, oradan bir yorum geliyor abi. Hah diyor, şimdi macunu basabilirsin diyor. Bak, adam düzeltmeyi macun basmaya odaklanmış. Seni tanımıyor ki. Seni tanımıyor ki. Çekici konuşturduğunu, macunsuz yaptığını adam bilmiyor ki, tanımıyor seni. Pat yorum yapıyor, diyor ki ha diyor. Şimdi macunu basabilirsin diyor. Alışık değil. Görmemiş. Arkadaşlar, benim her zaman bir lafım var. Ben 35 yaşındayım. Ömrümün sonuna kadar bu araçlara hayat vermeye devam edeceğim. Değiştirme yapmayacağım. Değiştirme yapsam inanın çok kısa bir zamanda köşeyi de dönerim. Öyle ya, kapı hasarlı sök tak 1000 liranı al. Çamurluk hasarlı sök tak 500 liranı al. Ne bileyim, bagaj kapağı değiştir 750 liranı al. Hızlı para. Hemen hızlı para. Yani maksat paraysa sök tak yapayım abi. Maksat para değil kardeşim. Parayla işimiz yok. Maksat sanat. Ben sanatın aşığıyım. Abi aşığıyım ya. Şu çekicimi, baskımı elime aldığım zaman ben parçalarımı düzelteceğim abi. Düzelteceğim. Ha, bazı parçalar vardır ki düzeltmeye değmez. Yani uğraştığın çekice yazık. Bitmiş zaten. Daha evvelden hasar almış. Hani bir de biliyorsunuz makine var. Göçük çıkarma makinesi. Zızt, tak 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 göçükler şey. Hani onu kullanabilirsen o da güzel bir makine. Ama ben görüyorum abi. Yapılmış, kazıyorum arabayı, görüyorum. O göçük çıkarma makinesini kullanmışlar. Sacı, kaportayı delik deşik etmişler. E şimdi gel de bunu düzelt. Bir daha hasar almış. E şimdi gel de bunu düzelt. Sac yorulmuş. Ha, öyle parçaları zaten ben uğraşmam. Değiştiririm ama öyle güzel saclar var ki ilk darbesi tamam hasarlı ama düzelttiğin zaman yani tedaviye cevap verecek hasarlar var. Onları düzelt, niye değiştiriyorsun? Biraz önce ilk videomda da dediğim gibi basite aldığınız işte kapı göçük. Mesela bir arkadaşımız bir yorum daha yapmış geçenlerde. Ya diyor, şu düzeltme işini bir bırakın diyor ya. Onu düzelttiğin zaman hayır gelmez diyor. Alacaksın yenisini, takacaksın diyor. E birader, senin burası Türkiye, burada parça üretimi var mı? He? Sen öyle diyorsun. Senin paran Avrupa'ya gidiyor. Bakın, ben böyle de ince düşünüyorum yani. Niye Avrupa'ya gitsin? O para burada kalsın. O para benim esnafımda kalsın. O para benim memleketimde kalsın. Niye vereyim abi Avrupa'ya? Ya o kadar güzel söylüyor ki, ya ne uğraşıyorsunuz ya? Sökün, takın, değiştirin. Ha? Değişen boya takıntım var mı benim? Yok. Takıntım olduğu için mi düzeltiyorum? Değil. Hayır. Bak, benim boya değişen takıntım yok kardeşim. Ama bir aracın hasarını da düzeltmek boynumun borcudur benim. Niye? E sanatımı öğrenmişim. Öyle ya. Biz niye bu sanata girdik abi? Niye öğrendik? Dediler ki madem okumuyorsun al sana sanat dediler.
Ne yaptık? Sanatı öğrendik. E niye ben sanatımı icra etmeyeyim abi? Niye sökeyim takayım? Niye sökeyim takayım abi? Şimdi ben bu şekilde yorumları çok görüyorum. Bazen de bir yerlerde sosyal medyada böyle düzelten görüyorum. Acayip hoşuma gidiyor. Bakın benim sanata ve sanatkara saygım sonsuz. Saygısı olan da başımın tacıdır. Ben görüyorum bir kaportacı ustası düzeltmiş abi çamurluğu yılan gibi. Mis. Acayip hoşuma gidiyor. Ellerine sağlık. Adam yapmış abi. Adam yapmış. Değiştirmemiş o parçayı. O para orada kalmış. O yüzdendir arkadaşlar. Biz düzeltim işleri yaparken bunun çok sıkıntısını yaşıyoruz. Ya inanılır gibi değil. Bak kimisi dert yanar. Ya ustacığım işte sen böyle düzeltiyorsun falan. Geçenlerde benim arabama vurdular. Ya şu kadar bir hasar oluşmuştu. Onun için kapımı değiştirdiler ya. Çamurluğu mu değiştirdiler ya diye dert yananlar da var. Bir kısım da diyor ki ya ne uğraşıyorsun? Sök yenisini tak diyor mesela. Arkadaşlar sök yenisini tak olayı bambaşka bir olaydır. Yanlış bir olaydır. Düzeltebiliyorsan düzelteceksin kardeşim. Elinden geldiğince düzelteceksin. Ha dersen ki arkadaşım ben paracı bir adamım. Ben parayı seviyorum. Sökerim takarım parama bakarım diyorsan bildiğin yolda git kardeşim. Bildiğin yolda git. Ha biz diyoruz yani parayla pulla işimiz yok biz düzelteceğiz. Şimdi parayla pulla işimiz yok dediğimiz zaman buraya da bedava çalışıyoruz manasında değil yani. Elbette ki para olmayınca hayat da yürümüyor. Öyle ya. Şu an bu cihazdan konuşuyorsam parasıyla konuşuyorum. Öyle ya. Şu an şu mekanda oturuyorsam parasıyla oturuyorum. Aylık para veriyorum. Ben sanatımı icra edip çekicimi sallıyorsam devlete hakkını da veriyorum. Vergimi de veriyorum. Parasız da olmuyor yani. Elbette ki paranı kazanacaksın. Ama benim amacım nedir? Sök tak yapmak yerine ufak tefek şeyler için düzeltmek her zaman daha iyidir. Her zaman düzeltmek daha iyidir. Düzeltmekten yanayım ben. O yüzdendir ki başlık attık. Yıl 2019 ama ruhum 1970. Arkadaşlar. O yüzden bakıyorum mesela. Şimdi düzeltmekten ziyade bir de şöyle bir olay var. Mesela araç önden hasarlı veya arkadan hasarlı. İşte araç sahibi almış iki çamurluk bir bagaj kapağı. Güzel. Almış gelmiş. Hani bakıyorsun ha keşke değiştirmeseydin de diyorum yani kendi kendime. Ha hiç değişmeye de gerek yokmuş aslında. Boşuna arka çamurluklar kesilmiş, bagaj kapağı düzelmiş diyorum. Yahu öyle arabalar görüyorum ki iki çamurluk eyvallah değişmiş, bagaj kapağı değişmiş eyvallah. Abi onu bilene takamayanlar var. Yani tamam bagajı takmışsın, çamurlukları takmışsın ama yapamamışım. Olmamış. Olmamış. Şimdi onları da görüyor. İnsan üzülüyor arkadaşlar. O yüzden diyorum ki her ne kadar yıl 2019 olsa da biz bildiğimizi okuyacağız. Bildiğimizi yapacağız. Mesela bir macunsuz, bak hani bir de biz bu kelimeyi çok konuşuyoruz. İnsanlar zannetmesin ki hiç macun kullanmıyor. Hiç macun kullanmadığım benim bu zamana kadar hasarlılarda iki araba vardı. O zaman çok sinirliydim. bilirsiniz o araçları da görseniz fotoğraflarını bilirsiniz. Aldım çekişledim ve çok güzel bir çekiç salladım. Mesela macun, sıyırma macun bilene kullanmadım. Direkt astar boya attım. Ve çamurluk pertti. Ha, bu hepsi için mi geçerli? Değil kardeşim. Bütün çekişlemiş olduğumuz parçalara illaki macun çekiyoruz. Macunsuz yapmıyoruz. Macunsuz yapmam için benim çok haddinden fazla çok aşırı uğraşmam gerekiyor. Ona da biraz önce dediğim gibi iki araba var öyle aşırı uğraştığım. Onlara macun kullanmadım sinirimden. Yapmadım. Diğer düzeltmiş olduğumuz parçalara macunu kullanıyoruz. Lakin macun kullanıyoruz derken piyasada görüyorum ben macun çekilmiş mesela. Şu kalınlıkta kaportadan macun çıkıyor. Şu kalınlıkta. Biz de mi böyle yapıyoruz? Değil. Bizim çekmiş olduğumuz macunun kalınlığı
şudur. Anahtar kalınlığı. Onu da ne yapıyoruz abi? Takoz geçtiğin zaman zaten bu kalınlık iyice inceliyor. Zar gibi bir tabaka bırakıyor kaportada. Dolayısıyla Allah'ın izniyle benim yapmış olduğum kaporta çatlamaz. Çatlarsa ya çok macun çekmişimdir çatlamıştır. Öyle bir ihtimal yok. Ya da diyelim hiç macun çekmedin ama yine çatlamıştır. Malzeme bozuktur. Öyle. Bir iki sefer başıma geldi. Başıma geldi onu söyleyeyim size. Bir vernik miydi, sertleştirici miydi? Boyacıdan aldık. İşte malzemeyi kullanıyorduk. Bir saat sonra hop nefes nefese geldi. Usta o malzemeyi kullandın mı? Yok abi dedi onu bir ver. Niye dedi? Ya dedi bugün dedi 6. şikayet dedi bu malzemeler bozuk çıkmış dedi. O malzemeleri topladı. Bak öyle bir malzemede bir sıkıntı yaşamıştık. Az bir şey kullanmıştım. Malzemede sıkıntı da olabilir. Yani şunu da özellikle söyleyeyim. Kimse dört dörtlük değildir. Dört dörtlük olamaz. Hatasız dost arayan dostsuz kalır. Hatasız kul olmaz. Herkesin illaki kusuru da olabilir, hatası da olabilir. Mesela bir hatamı ben size söyleyeyim. Geçmiş zamanlarda bir araç kapısı düzelttim. Kendisi de izliyorsa saygılar, sevgiler. Ankara dışından geldi. Biz kaportayı yaptık. Lakin kapının kordonunda bir dalma var. O dalmaya ben artık nasıl oldu es geçmişim. Es geçmişim. Orayı pek benim hoşuma gitmedi. Zaten arabayı boyadığımda da hoşuma gitmedi. Aracı teslim ettikten sonra araç sahibi de beni ya ustam bura niye böyle oldu deyince dedim tamam gerçekten bu iş olmamış dedim. Ve dedim ki tüm masraflarını ben karşılayacağım. O arabayı Ankara'ya geri getir. Sana orayı yeniden yapacağım dedim. Bakın bir hata. Hatasız kul olmaz. Yani burası Arda Otomotiv Uğur Usta. Burada hatasız iş çıkıyor zannetmeyin. Yeri geldiği zaman hatalı iş de çıkıyor. Binde bir de olsa çıkıyor. Ne yapıyoruz? Diyoruz ki getir abiciğim. O benim kusurum. O benim sıkıntım. Masraflar bana ait. Elini cebine sokturmayacağım. Getir. Ben o işi yapacağım. Tekrardan düzelteceğim deyip sorunları telafi ediyoruz. Sorunlar telafi ediliyor. Kimseyi ben mağdur etmem. Öyle ya, adam Ankara dışından çıkacak, gelecek bana. Ben mağdur edeceğim adamı. Adam bir daha gelecek, masraf edecek olmaz. Masraflar benden kardeşim. Bir kusurum, hatam olduysa masraflar benden. Arabayı teslim ederken para almayı biliyorsan, işin kusurunda o kusuru yeniden yapmak için cebinden o parayı geri çıkarmayı bileceksin. Ben de öyle bir zihniyete sahibim. Arkadaşlar. Konu konuyu açıyor. Laf lafa açıyor. Durum bundan ibaret. Aklıma geldi. Kendi kendime konuştum bugün. Harbiden dedim zamana ayak uyduramıyorsun dedim. Uyduramıyorum. Düzeltsen ya usta niye uğraştın niye düzelttin diyorlar. Yenisini alsana diyorlar. Değiştirsen söktak yapmış diyorlar. İnsanlara hiçbir şekilde yaranamazsın. Ben insanlara yaranmak için mi uğraşıyorum? Değil kardeşim. Ben olması gerektiğini yapıyorum. Kendim için uğraşıyorum. Kendime saygım olduğu için uğraşıyorum. O yüzdendir hiç kimseye de yaranamazsın. Kapı değiştir. Sök tak yapmış. Kapıyı düzelt. Sacın özelliği kaybolmuş. Sacın özelliği kayboldu. Metal yorgunluğu bilmem nedir. Arkadaşlar buna bir de açıklık kavuşturalım. Gerçi onların amacı farklıydı. Çoğunuz bilirsiniz. Vatandaş diyor ki klasik otomobiller olsun, diğer otomobiller olsun. Kardeşim bu arabaların kaynağı oksijendir. Oksijen candır bu arabalarda. Yani çamur at izi kalsın ya illa sana bir şeyler bir çamur atacaklar ya sana. Sen o arabalara oksijen kaynağı vuruyorsun. O sacın suyu çıkıyor. Bakın bir de bunu duydum ya. Ya bunu da duydum ya. Sacın suyu çıkıyormuş arkadaşlar. Ne bu ya? Sünger mi bu? Sünger mi suyunu sıkıyorsun? Sacın nasıl suyu çıkar abi? Sacın nasıl suyu çıkar? Oksijeni vurunca sacın suyu çıkıyormuş. Şu saç. Buna kaportaya kaynattığımız sacı. Oksijene vurduğun zaman suyu çıkıyormuş bunun ya. Ya bunu gözümün içine baka baka söylüyorlar ya. Bunlar var ya bunlar. Bunlar bu işin iyisini bilmiyorlar. İyi.
iyisini bilmiyorlar. Biri çıkıyor diyor ki sacın suyu çıkıyor. Öbürü diyor ki sacın ham maddesini bozuyor. Öbürü bilmem ne diyor ki bilmem ne. Kardeşim, bu meslekte oksijen kaynağı 1940'lı yıllardan beri ustalar hep bu arabalarda kullanmış. Bakın, ben geçenlerde söyledim. Yine söyleyeyim. Yine göstereyim. Bakın, oksijen kaynağı sacın suyunu çıkartıyor. O parçayı oraya attığın yer daha çabuk çürüyor diyen arkadaşlar var ya, bak size sesleniyorum, dinleyin. Bak, bilip bilmeden her yerde bu şekilde konuşmayın. Küçük düşüyorsunuz. Bakın. Bu araç 1953 model bir araç. Bakın. Ben bundan önceki sahibinden de görüştüm. İhtiyar bir amca, 80 yaşında falan. Bu arabayı 40 yıl önce komple bir restorasyon yaptırmış. Bakın. Bakın şu kaynak izini görüyor musunuz? Bakın. Bakın. Bak, buraya parça atmışlar. Çürümüş mü abi? Çürümüş mü? Çürümemiş. Bak, oksijen kaynağıyla yapılmış. Bakın. Bakın, buraya parça atmışlar. Görüyor musun? Bak, oksijen kaynağıyla yapılan parça çürümemiş. Görüyor musun? Bak, kaynağın dibi çürümüş. Bak, bak. Bak, oksijen kaynağının değmediği yerler çürümüş. Bakın. Bakın. Bak, vatandaşın 40 yıl önce oksijen kaynağıyla yaptığı parça hala çiçek gibi duruyor. Bakın, hala çiçek gibi. Neresi çürümüş? Yapılmayan yerler çürümüş. Yani ben var ya, böyle yorumları gördüğüm zaman diyorum ki ya ne çok biliyorlar ya. Ne çok biliyorlar abi. Bakın. Bakın, buraya parça atmış. Bak, parça böyle geliyor. Geliyor. Bak, şurada bitti. Çürümüş mü? He? Çürümüş mü abi? 40 yıl olmuş ya. 40 yıl. Bakın, biz de buraya parça attık. Çamurlu gazı çürüktü, buraya parça attık. Bakın. Bak. Bunlar hep oksijen kaynağıyla yapılmış. Bakın, bir de şöyle fartasının ağzını değiştirmiş. Çamurluğun ağız kısmını. Bakın. Çürümüş mü abi? Çürümemiş. Nere çürümüş? Hiç parça yapılmayan yerler çürümüş. Vallahi bu kısım biraz kasabın elinden geçmiş. Burayı pek hoş yapamamış. Yani ben burayı pek beğenmedim ama yine de çürüme yapmamış. Bakın, burası da öyle. Bunlar hep oksijen kaynağıyla yapılan yerler. Bakın, çamurluğun altını değiştirmiş, görüyor musunuz? Zamanında 40 yıl önce. 40 yıl önce burayı değiştirmiş vatandaş. Çürümüş mü? Sacın suyu mu çıkmış? Biz de buraları yapacağız tabii bu arada. Yani. Yani bilen de konuşuyor, bilmeyen de konuşuyor. Durum bundan ibaret. Sacın suyu diye bir şey yok arkadaşlar. Ama işte bazı insanlar var. Sırf ortalığı karıştırmak için, sırf buraya bir şeyler yapmak için, çamur mu desen, artık neye sayarsan say, adam zevk alıyor abi. Keyif alıyor adam ya. Adam keyif alıyor abi. Sana burada bir şeyler söylerken keyif alıyor adam. Ben bunlara gülüyorum. Yalnız şöyle bir sıkıntı var ki iş yaptırı, yani piyasada araç sahiplerinin %90'ı araçtan anlamıyor. Bir deli bir kuyuya taş atıyor, 1000 tane akıllı peşinden koşuyor. Şimdi öyle bir ortamdayız. Anlamayanların çok olduğu yerde bir şeyler anlatmak imkansızdır yani. Mesela bir arkadaşımız diyor ki, bir yorumunu okudum bu sabah. Yani bizim videolarımız arkadaşlar 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon, 5 milyon kişi izliyor benim. Yani bu
canlı yayınlarımızı falan çok çok izleyenler var. Sayfa beğenisi her ne kadar 24 bin olsa da benim paylaştığım videoları milyonlar izliyor. Yorum yapmış, diyor ki kaportaya dedim yani şu hasara 1.000 lira yazdı eksper falan dedim. Ha diyor, böyle diyor bağırırsınız işte diyor. Biz de diyor şu kadar bir göçük için diyor geliyoruz diyor, 300 TL para istiyorsunuz diyor. Hemen ona da bir açıklık kavuşturalım. Şimdi be birader, o göstermiş, o fotoğraf atmış. O fotoğraftaki o göçüye 300 lira istedilerse gayet normal. Niye normal? Niye normal? Kaportacı orayı kazıyacak. Boyayı temizleyecek. Kaportacı oraya çekiç sallayacak. Boyacı boyayacak. Kaporta boya. 300 TL gayet normal. Ama ki mevzu da zaten öyleymiş. Vatandaş boyasız göçük düzelttirmeye gitmiş de 300 lira istemiş. Ona dert yanıyor. Şimdi gittik şu kadarcık göçeğe de 300 lira para istiyorsunuz. Hemen o olaya bir açıklık kavuşturalım. Göçükçüler ayrı, kaportacılar ayrı. Biz göçükçü değiliz. Göçükçüler de kaportacı değil. Onlar, ben çok memur biliyorum ya. Adam memur, memur. 3 ay kursuna gitmiş, göçük çıkarmacılık yapıyor. Hani o göçükleri yaptırıyorsunuz ya, boyasız göçük düzelttirme yapıyorsunuz ya. Ha, ya siz bunları çekirdekten yetişme sanayici mi zannediyorsunuz? Bunlar kursunu almış, bunu öğrenmişler, piyasada göçük. Yani o da başlıca kendi çapında bir sanat. O sanatı öğrenmişler, onu yapıyorlar. Ha, şu kadarcık göçeğe 300 lirayı istiyorlar diye dert yanıyorsun. E peki birader, sen orayı boyattırdığın zaman da arabam değer kaybediyor diye yanıyorsun. Ben bura boyandığı zaman arabam 2000 lira, 3000 lira değer kaybediyor diyorsun. Boyasız göçükçünün istediği 300 liraya niye çok diyorsun? He? Seninki işte, senin paran, parada bu göçüğü yapan adamın emeği emek değil mi? Onun çoluğu çocuğu yok mu? Hamballık mı yapacak senin arabana? Öyle ya. Madem öyle, git birine boyasız göçük değil de söktür döşemeyi, arkadan bastır, ver 50-100 lira. Veya boyattır, ver 300 lira. Boyattır. Yok, boyattırmıyorsun. Niye? Orijinalliği gidecek diyorsun. Arabam boyalı olmasın diyorsun. Arabam 3 lira 4 lira değer kaybeder diyorsun. Güzel. E niye adamın istediği 300 liraya çok diyorsun? Hem boyanı bozmayacak, hem kaportanı eski haline getirecek, güzelleştirecek. 300 liraya çok diyorsun. Şimdi arkadaşlar, bu tür yanlışlar çok var. Anlat, 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 bitiremeyiz. Biz burada insanları düzeltmeye mi çalışıyoruz? Hayır. Biz burada sohbet ediyoruz. Biz burada takipçilerimizle abi kardeş gibi olduk. Bizim burada biri bizi gözetliyor gibi olduk. Biz burada çalıştığımız işleri sizlere sergiliyoruz. Hem koleksiyon yapıyoruz, fotoğraf koleksiyonu yapıyoruz. Hem de bu fotoğraflardan sizler faydalanıyorsunuz. Bu yayınlardan biz para kazanmıyoruz. Bu fotoğraflardan biz para kazanmıyoruz. Bu benim hobim. Ama görmüş olduğum yanlışları da söylemeden geçemiyorum. Geçemiyorum abi. Söylemeden geçemiyorum. İnsanları düzeltmeye çalıştığımız falan yok yani. Kimse yanlış anlamasın. Öyle bir şeydi, benim haddime değil zaten. Ama doğru bildiğimiz yanlışları söylemeden de geçemiyorum arkadaşlar. O yüzdendir ki bunu unutmayın. Boyasız göçük düzeltmenin sanayiyle alakası yok. Onlar kaportacı değil. Onlar boyacı değil. Onlar bu işin kursuna gitmişler. Bunu öğrenmişler. Hani biraz önce de dedim ya, memuru bilirim ya. Memur gitmiş 3 ay kurs almış abi. Boyasız göçük düzeltme yapıyor. Bizler kaportacıyız. Boyacıyız. Tamirciyiz. Bizler çekirdekten yetişme bu işin içindeyiz. Biz bu işe yıllarımızı vermişiz. Onlarla kıyaslama yapmayın. Arkadaşlar. Evet. Konu konuyu açıyor. Sıradaki araçlarımızdan bahsedelim. 123 kasamız bitmek üzere. Onun peşi sıra Zonguldak'tan geldi arkadaşımız İlda Boya abi.
Bizim birader de söz vermiş boyayalım diye. Geldi. Bunu boyayacağız. Ondan sonra bir tane alüminyum, Mercedes kaportası alüminyum, onun bagaj kapağını düzelteceğiz pazartesi. Ondan sonra Hacı Murat'la baş başa kalacağız. Ufak tefek işleri alıyoruz, almak zorundayız. Burası sonuçta ticarethane. Eski dükkanım küçüktü benim. Bir araç içeriye aldığım zaman ikinci bir aracı almıyordum. Almadığım için de geleni gönderiyordum. Şimdi dükkan büyük, geleni göndermek istemiyorum. Eski dükkanı göstereyim. Bu da görünür mü? Görünmez camdan dolayı. Onur Oto Tamir oldu orası. Orası tamirci oldu. Orada almıyorduk. Tek araç üstünde çalışıyorduk. Burada sizler için daha iyi oldu. Geleni boş çevirmiyorum. Abi bu yüzden çok küsenler oldu. Çok darılanlar oldu. En azından burada kimseyi küstürmüyoruz. Elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Toplama işini pek yoğunlaşmıyorum. Toplama işine pek almıyorum. Genelde böyle boyama işleri olsun. Vuruk, kırık, işte kazalı, hasarlı araçları yapıyorum. Bu düzelmez denilen araçları yapıyorum. Keyifle düzeltiyorum. Varsa öyle bu düzelmez denilen parçalar, araçlar gönderin, biz düzeltiriz arkadaşlar. Evet. Bu çay molasında da bu muhabbeti yaptık. Kusur ettikse affola. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ara ara görüşeceğiz.